İyi günler, Evet. saygılar, değerli 61 Medya izleyicileri. Bir Trabzon siyaseti programında daha sizlerle birlikteyiz. Program konuğumuz Trabzon Milletvekili Plan Bütçe Komisyonu üyesi Sayın Salih Çora. Hoş geldiniz Sayın Hoş Çora. bulduk, teşekkür Nasılsınız, ediyorum. iyi misiniz? İyiyiz, bugün Böyle gümbürtülü bir meclis toplantısından sonra epey bir gündem, yoğun bir gündemle de Trabzon'dasınız. Tekrar hoş geldiniz diyoruz. Nereden başlayalım? Önce isterseniz meclisten başlayalım. Meclis görüşmelerinden. Siz Ankara'dayken Trabzon'da Tonyalılar ayağa kalktı. Tonyalıları ayağa kaldıran sebep de bir HDP, densiz bir HDP milletvekilinin sizinle ilgili söylemleriydi. Nedir bu olay? Yani bu hakikaten daha sonra bu milletvekilinin söylediği gibi aranızda böyle çok özel bir hukuk vardı, espri mi yaptı size karşı? Neydi bu? Kesinlikle öyle bir hukukumun olmadığı bir kişiydi. HDP milletvekiliyle hiçbir şekilde hukukumuz olamaz. Hele hele o milletvekiliyle ismini dahi internetten öğrenerek o anda cevap vermek durumunda kaldım. Ya ismini de hatırlamıyorsun. İsmini hatırlamıyordum. İnternetten o anda bakarak anında kendisine cevap verdim ve densiz, affedersiniz o ifadesini, kötü ifadesini hemen kınadık. Şöyle söyleyeyim, bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı hususlarda kırmızı çizgilerini hissettiren bir siyaset hassasiyetimiz vardır. Vatan, millet, bayrak, devlet, askerimiz, güvenlik güçlerimiz, polisimiz ve Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne yönelik mücadele söz konusu olduğunda her zaman tavrımızı ortaya koyan ve buna karşı saldıranlara pabuç bırakmayan ve tabiri caizse bir söylem oluşturanlara lafı ağzına tıkamak noktasında gereken tavrı ve duruşu ortaya koyan bir siyaset çizgisindeyim. Bu benim müktesebatımdan, geçmişimden bugüne gelen bir özelliğimizdir. Geçmişte komisyonda da zaten partinin çizgilerini sayıyorsunuz. Parti çizgisinin yanı sıra benim bu konulardaki hassasiyetim, kendi hassasiyetlerim de vardı. Sonuçta ben bir şehit ailesiyim ya. Yani. Benim amcamın oğlu Hakkari'de şehit olmuş bir kişi. Gazileri olan bir aileyiz. Yani bu konularda ki kendi değerlerimi her zaman yaşayan bir kişiyim. Komisyonda da bir tartışma esnasında Gençlik ve Spor Bakanlığı veya bir başka bakanlık olabilir. Yine aynı bir milletvekilinin, aynı kişinin tehdidine orada maruz kaldık. Tehdit etti. Tehdidine komisyonda. Komisyonda el hareketiyle bir tehditte bulundu. Ne yaptı? Yani böyle boğazını keseceğim şeklinde bir yaklaşımda bulundu. Şaka gibi. Aynen öyle bir yaklaşım. Aynı kişi... Böyle gülerek yapmıyor değil mi bunu? Yok, ciddi ciddi yapıyor. Ya ben PKK'ya bunu yaptıracağız demektir bu yani. Bunun anlamı odur. Tabii böyle biz görüşürüz tarzında biz ona eyvallah yapmadık yani. Aynı anda da diyelim ki o oradayken biz de salondayken biz de salonda kaldık. Yani öyle korkmak, geri çekilmek, sendelemek asla bizim literatürümüzde yoktur. Aynı kişi bir Türkiye'de meydana gelen bir olayda grup başkan vekilimizin bıçaklı saldırı olayını kınarken hiçbir münasebet olmaksızın doğrudan darısı Salih Çora'nın başına diye ifade kullanması demek ki kendi benliğinde, bilincinde ve beyninde kurgu olarak bana göre öyle değil. Bana göre belki dağdan gelen bir şey söylüyor. Yani bize göre belki dağdan gelen bir şey söylüyor. Bize yönelik bir niye şey bir milletvekillerin beyninde ve şuurunda öyle bir şey öyle olmuyor da onun içinde üstelik oluyor. Tanıdığım birisi de yok. Tamamen kendisi mecliste cezadan kurtulmak için bir hukuka istinaden, milletvekili hukukuna istinaden bunu yaptım gibi bir savuşturması oldu. İtibar edilmeyecek bir yaklaşım, ifade. Bu üst üste olunca biz de gerekli açıklamayı yaptık. Ayrıca teşekkür ediyoruz. Hem yerel basınımız hem hemşehrilerimiz, seçmenimiz gereken duyarlılığı gösterdi. Tabii biz bunlara hiçbir zaman prim vermeyiz. Yani her türlü tepkiyi anında gösteririz. Bir duruşumuz vardır, inandığımız değerler vardır, davamız vardır. Tabii ki böyle tehditlere maruz kalacağız. Bizi yolumuzdan döndürmeye çalışacak olanlar olabilir. Türkiye tarihi bir mücadelenin içerisinde, terörle mücadelede destansı bir başarı elde ediyoruz.
herkesi rahatsız eden durumlar olabilir. Özellikle bölücüleri rahatsız eden durumlar olabilir. Bu bölücü zihniyetin içerideki, meclisteki, parlamentodaki temsilcilerin de tabii ki kendilerine göre hedef gördüğü kişiler vardır. Bizim onların hedefinde olmamız bizi rahatsızlık vermez. Biz açıkçası onların hedefinde olmuşsak doğru istikamette ilerliyoruz demek. Sayın Cora, bir de bir şey, yani şöyle söyleyeyim. Çok halim selim bir yapınız var. Yani bizim gördüğümüz Salih Cora hakikaten böyle kendini yetiştirmiş, bilen, özümseyen, insan sevgisi, şeffaflığı. Ama mecliste herkes böyle dur derken Salih Cora böyle dur diye iki kolunu birden açıyor. Yani bir de mecliste böyle öne çıkan da bir tavrınız var. Bu nasıl bir özellik? Bir de bu, şey yapalım mı biz bunu? Şimdi şöyle bir şey var. Siyaset bir öfke mi? Öfkenizi böyle bu nasıl değerlendirirsiniz bunu? Siyaset bizim inandığımız değerlerimiz etrafında bir istikamettir, bir yürüyüştür. Bir davamız vardır. Türkiye'nin kalkınma davası ve tüm dünyaya ümit olma ve bütün nerede katre uğramış mazlumlar varsa onlara kucak açan, onların sorunlarını çözebilecek bir Türkiye hedefimiz var. Bunun, bu istikamette ilerlerken tabii ki içeride bizi engellemek isteyen bir anlayış, bir zihniyet var. Bize kalkıp da bizim ahlaki konulardaki hassasiyetimizin olduğu bir noktada bize ahlak dersi vermeye çalışanlar, her türlü ahlaksızlığı yapıp da bize ahlak dersi vermeye çalışanlar, Kürtlere zulüm yapıp da bize Kürt düşmanı diyenler olursa, yine aynı şekilde bizim bu ülkenin birliği, beraberliği, bütünlüğü için büyük hassasiyetler ortaya koyarken tam aksi yönde bizi itham ve zan altında bırakanlar olduğu zaman biz buna karşı tepkimizi gösteririz. Türkiye'nin uyuşturucuyla en büyük mücadelesini yapan bakanı, neredeyse uyuşturucu tacirlerini evet, koruyan bir yaklaşımda, ithamda bulunursan, Türkiye en zor zamanları kendi ekonomik modeliyle, yatırım, istihdam, üretim, ihracat modeliyle sorunlarını tek tek aşarken, dünyanın neresinde olursa olsun bir vatandaşını uçak gönderip alacak kadar kudretli bir yaklaşım ortaya koyarken, cari açığını uyuşturucuyla, kara para aklayarak ithamda bulunursa, ona eğer bir dava adamıysan, eğer bir inandığın yolda gerçekten halisane niyetlerle ilerliyorsan, öfkeli olacaksın. O öfke zararlı bir öfke değildir. O öfke kişinin karakterini gösterir. Belliğini, kimliğini ortaya koyarak. Orada susarsak, sinersek, pısırık davranırsak, hafif böyle kafa sallarsan, o zaman işte senin karşında olan kitle surda bir gedik açmış olur. Biz o gediği açtırmak istemiyoruz. Biz nasıl bir mücadele verdiğimizi, nasıl bir gayret ortaya koyduğumuzu, hem terörle mücadelede, hem işte uyuşturucuyla mücadelede, hem Türkiye'deki mafyayla, çeteyle mücadelede nasıl bir başarı ortaya koyduğumuzu biliyoruz. Bizim Suriye'den Irak'a, İran'a kadar nasıl sınırlarımızı koruma altına aldığımızı, teknolojik imkanlar orada seferber ettiğimizi biliyoruz. Ama buna rağmen bize sınırları kevgire döndürdünüz derlerse biz bunu alınganlık yapmak zorundayız. Aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri o kadar hassas bir yapıda hareket ediyor ki bizim Mehmetçiğimiz hafta sonu izninde sokakta dolaşırken veya resmi kıyafetiyle sokakta dolaşırken güneş gözlüğü takmayacak kadar mütevazi yaklaşımda olan bir Mehmetçi kimyasal silah kullanılıyor derse oradaki eğer milletin seçtiği Salih Cora öfkeli olmak zorundadır. Eyvallah. Sayın Cora, son günlere gelelim. Ekrem İmamoğlu olayına. Siz aynı zamanda bir hukukçusunuz. Bir hukuk kararı çıktı. Hukuk kararında Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın önünü kesmek isteyen, onu cezalandıran, cezasını siyaset yasağıyla şekillendiren bir karar. Önce bir hukukçu olarak karar nasıl yorumluyorsunuz? Şöyle söyleyeyim. Bir defa Ekrem İmamoğlu'na isnat edilen suç hakaret suçu. Hakaret suçunu teşkil eden ifade ahmak kelimesidir. Ahmak kelimesinin Türk Dil Kurumu'ndaki ifadesi akli melekelerini yeterince
kullanamayan kişi babında söyleniyor. Eylem ne zaman gerçekleşti? Bir seçim sürecinde gerçekleşti. 3,5 yıl önce. Hangi ifadeye istinaden gerçekleşti? İşte bu ortada tartışmalı bir durum var. YSK üyelerine yönelik olduğu iddiasıyla dava açıldı. Burada bir defa şunu söyleyeyim. Bu davanın hakimi biz değiliz, savcısı biz değiliz, şikayetçisi biz değiliz, müştekisi değiliz, sanığı değiliz, tanığı değiliz. Yani AK Parti'nin dışında, Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın dışında gelişen bir süreç. Yargı mensupları kendilerine karşı yapılan hakarete karşı çok hassastır. Aynı ifade bir siyasetçiye kullanılsa beraattır. Daha ağır ifadeler siyasetçiler birbirlerine karşı kullanmışlardır. Çoğu beraatle sonuçlanmıştır yani. Niye? Eleştiri tahammülü üst derecede olması gerekiyor. Ama bu bir yargı mensubunu olunca daha büyük bir hassasiyetle yaklaşılıyor. Tüm bunlara rağmen dosyanın içerisinde ve münderacatına baktığımızda dosyada bir bilirkişi raporu var. Ben bilirkişi raporunu okudum. Bilirkişi raporu... Okudunuz. Ben bilirkişi raporunu okudum. Bilirkişi raporundaki kullanılan sözcüğün ifadenin suç unsuru taşımadığı ifade ediliyor. Yani mahkemenin böyle elinde güzel bir veri varken, genelde bilirkişi raporlarına atıfta bulunup karar verdi. Böyle bir imkan varken... Bilirkişi raporunun aleyhine karar verdi yani. Bilirkişi raporunun aleyhine verdi. Onu da temellendiremediği düşüncesindeyim. Bu karar bir hukukçu olarak ağır ve amacının dışında istismar edilmesine müsait bir karardır. Yani amacını aşan bir karardır. Amacını aşan bir karardır. Yani ceza, hadi ceza verildiğini düşünsek hakim takdiridir. İlk derece mahkemedir. Hatalı da olabilir. Hele hele asgari hadden uzaklaştırılmasında çok karşılığı yok. Bir isabetsiz bir karar olarak değerlendirilir. Hele hele Cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen birine bunu yapmak başka bir yere gidiyor. Şöyle bu iş. Şöyle söyleyeyim. Türkiye'de yargı kararlarının siyasete etkisi hep ters tepmiştir. Yargı üzerinden siyaset dizayn etme çalışmaları hep beyhude çabalar olarak tarihe yazılmıştır. Biz bu karara biz sevinmedik. Ama bu karara kararın muhatabı sevindi. Yenilenen seçimlerle ortaya çıkan mağduriyetini 3 yıl içerisinde, 3,5 yıl içerisinde hiçbir hizmet yapmayarak yerle yeksan eden bir adama yargı kararıyla yeniden nefes kredisi verilmiş oldu. İyi de yani haksız, siz bu yargı bu karara, bu kararı AK Parti'nin müdahale ettiği söyleniyor Sayın Cora. Yani sizin hakime müdahale ettiğiniz iddia ediliyor AK Parti olarak, biz hükümet olarak. Biz muhtemelen Cumhurbaşkanı adayı olabilecek bir kişiyi daha fazla parlatmak, daha fazla öne çıkarmak, onu daha hak etmediği halde kahraman noktasına taşıyacak bir yaklaşım içerisinde niçin olalım? İyi ama bir hakimde ne kadar, bu nasıl bir cesarettir yani bu? Yani en azından bu hakim yani böyle bir hakim karar verir anda, diye de hiç mi dikkat edilmedi yani? Şu anda hakim... Mesela Sayın İmamoğlu ceza alacağını bana göre biliyordu. Cumhurbaşkanı aleyhine de halen kararlar var. Cumhurbaşkanı şikayetçi oluyor. Bana hakaret edildi deniliyor. Hakaret iddiasıyla ilgili suçlanan, hakkında dava açılan diyelim sanığa beraat kararı verilebiliyor. Açılan tazminat davası reddedilebiliyor. Yani bu ilk derece mahkemesidir ve bu karar istinaf süreci vardır. Yargıtay süreci vardır. Henüz kesinleşmemiş şekilde kesinleşmeyen bir mahkeme kararı üzerinde bir siyasi mühendisliğe de soyunulmasını doğru bulmuyorum. İmamoğlu'nun ceza alacağını önceden bilgisi vardı. Onun vardı, AK Parti cenahının bu ceza çıkacağından bilgisi nasıl olmuyor? Takip ettiğimiz bir dava, dikkatle takip ettiğimiz bir dava değil. Duruşmalarına örneğin bizim gittiğimiz davalar vardır. Örneğin darbe davalarının duruşmalarını bizzat takip ederiz. Kobani davasını bizzat takip ederiz. Gözlemleriz ve ona göre kanaatlerimizi de iletiriz veya işte kanaatlerimizi yorumlarız. Ama bizim bu takip ettiğimiz bir dava değil. Ama Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinin çok yakın takip ettiği bir dava. Aralık ayında bir dava. Aralık ayı bir hukukçu olarak mahkemelerin karara çıktıkları aydır. Böyle bir karar günü CHP Genel Başkanı'nın yurt dışında olması, kararın ne olacağı belli olmadan İYİ Parti Genel Başkanı İstanbul'a gitmesi, Cumhuriyet Halk Partisi CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun milleti Saraçhane'ye toplaması. Dahasını geçtim. Onun öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun çok sık bir şekilde televizyonlara çıkması, temposunu arttırması, Mansur Yavaş'la özel bir görüşme yapması, ardından
Amerikan Başkonsolosu ile İstanbul Belediyesi'nde görüşmesi. Onları da bu aklımda deli sorular şeklinde kalıyor. Şüpheli bir durum oluyor. Bu CHP'nin yani içine yönelik bir operasyon olabilir mi? Ya şöyle söyleyeyim, bazen yargının öyle bir kararları oluyor ki hakikaten izahtan variste oluyor. Yani her yönüyle oluşturduğu sonuçlar itibariyle AK Parti canağının açıkçası çok memnuniyet memnun olduğu bir karar değildir. Yok, AK Parti üzüldü ama yani İyi Parti sevildi. Yani sevindiler şey yani. Var, çok tuhaf oldu biraz. Evet. Mahir Kaynan güzel bir sözü vardı. Kime yaradı? Kime yaradı yani? Kime yaradı bu iş? AK Parti'ye yaradı mı? Ama AK Parti'ye yaramayan bir işte AK Parti'yi sorumlu tutmaya çalışıyorlar. Şimdi temiz süreci vardı, istinaf süreci var. Bana kalırsa benim düşüncem şudur bir hukukçu olarak. Yani biz kimsenin böyle ucuzdan kahraman, kağıttan kaptan olmasını arzu etmiyoruz. Hakaretin cezası varsa mahkeme kararını versin. O suç sabitse. Ama siyasi yasak noktasına gerekirse kanun düzenleme yapıp böyle mağduriyet şemsiyesine yalandan kimsenin girmesine müsaade etmemek gerekiyor. Diyorsunuz. Seçim süreci ne zaman başlar Trabzon'da? Size göre başlayacaksınız. Seçim süreci Ocak'ta hareketlenecek. Şu anda bütçeyi tamamladık. Hakikaten önemli bir bütçe yaptık. Yani bu sefer sosyal yardımların arttırıldı. Yerel yönetimlere kaynakların daha fazla aktarılacağı. Aynı zamanda çalışan kesimin alım gücünü yükseltecek tedbirler alan Türkiye yüzyılının, yeni yüzyılın, ikinci yüzyılın, Türkiye'nin yüzüncü yılının bütçesini yaptık. Tamam. Trabzon'a bu bütçeden neler düştü? Onları daha sonra konuşacağız abi. Bir başka programla inşallah. Bütün illerimizin istifade edecek, bütün vatandaşlarımız ve çalışan kesimin istifade edeceği bir bütçe oldu. Bundan sonraki süreçte yine çalışma hayatına ilişkin bazı kanunların komisyondan geçmesi ve genel kurula gelmesi söz konusu. Ardından da seçim süreci takvimi açıklanacaktı. Ocak ayının sonundan da seçim takvimimiz yayınlanacak. Ardından memurların istifa süreciyle süreç aktif olarak başlayacaktır. Adaylık süreçleri de muhtemelen Şubat ayında olur. Yani iki aylık bir süreç kaldı. Her şey hareketlenmiş olur. Kısa metrajlı bir programda Trabzon Milletvekili Sayın Salih Çolay'la birlikte olduk. Son olarak söylemek istediğiniz neler var Sayın Çolay, buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiniz. Kısa da olsa güzel bir kendimizi anlatmamıza imkan sağladınız. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bir Trabzon'da siyaset gündeminde daha sizlerle birlikte olduk. Değerli 61 medya izleyicileri, bir başka programda buluşmak ümidiyle hoşça kalın diyoruz. İyi günler.